Sevdiğiniz ve tanıdığınızı düşündüğünüz birisinin karanlık tarafıyla yüzleşirseniz bu durum karşısında nasıl tepki verirdiniz? Yıllardır tanıdığınız ve uzun bir süre aynı evi paylaştığınız bir kişinin hiç de sizin tanıdığınız gibi birisi olmadığını anlayınca muhtemelen birçok insan gibi büyük bir hayal kırıklığı yaşarsınız. ...2003 yılında Blake Ruff, Texas'ta İncil çalışma sınıfında Lori Erica Kennedy adında bir kadınla tanıştı. Birbirlerinden çok etkilenen bu iki insan bir yıl sonra evlenmeye karar vermişti. Onlara göre yaşadıkları şey mükemmel ve mutlu bir ilişkiden başka bir şey değildi. Ya da Blake öyle zannetmekteydi. Mutlu ve uyumlu bir ilişki yaşayan bu çift yavaş yavaş kaosa doğru sürüklenmeye başladı. Arizona'dan Texas'a taşınan Lori, önceki hayatı hakkında konuşmayı sevmiyor ve eşi Blake'e sadece yetiştirme yurdunda yetiştiğini söylüyordu. Bu sebeple de her fırsatta Blake'e ailesinin olmadığından bahsetti. Fakat Blake'in ailesi ilk gördükleri andan itibaren Lori'den şüphelenmeye başlamış ve pek de istemedikleri halde evliliğe izin vermek zorunda kalmışlardı. Sade bir düğünle evlenen Blake ve Lori kısa bir süre sonra çocuk sahibi olmayı düşündü. Ancak çocuk sahibi olmak onlar için kolay bir yol değildi. Çünkü Lori birkaç yıl boyunca birden fazla kez düşük yaptı. Fakat en sonunda bunu başardılar ve bir kız çocuğuna sahip oldular. 2008 yılında çocuk sahibi olan çiftin hayatları daha iyi gitmesi beklenirken tam tersi olmuştu. Lori eşi dahil herkese uzak ve soğuk davranmaya başladı. Kızını aşırı sahiplenen Lori kimsenin onu tutmasına izin vermemekteydi. Blake'in ailesiyle sıkıntılar yaşayan Lori en sonunda onların evlerine gelmelerini yasaklamıştı. Bu durum Blake için son nokta oldu ve ilişkileri bu durumdan dolayı büyük bir zarar gördü. Ancak 2010 yılında evliliklerini kurtarmak için danışmanlık almaya başlayan çift için artık çok geçti. Lori, Blake'in 7 yıl önce sevdiği ve aşık olduğu kişi değildi ve ikili bir süre sonra baharda boşandı. Ayrılmalarından sonra Lori ağır bir depresyona girdi ve hızla kilo vermeye başladı. 2010 yılının yılbaşından önce Blake'in ailesinin evine arabasıyla gelen Lori dışarıya park etmiş ve kendisini aracın içerisinde av tüfeğiyle öldürmüştür. Blake'in babası ertesi sabah Lori'yi aracın içerisinde ölü olarak bulmuştur. Lori'nin yanında biri Blake, diğeri kızı için olan iki mektup bulunmaktadır. Fakat her ikisi de anlamsız bir şekilde yazılmıştır. Hemen herkes Lori'nin dengesiz ve depresif olduğunu bilmelerine rağmen kesinlikle intihar edebileceğini düşünmemiştir. Lori'nin ölümünden sonra eşyaları ayıran Blake, dolabın arkasında o ana kadar hiç görmediği bir çanta bulur. Polis memurundan yardım isteyen Blake, çantayı açtığında gördüğü şeyler karşısında şok olmuştur. Çantanın içerisinde farklı eyaletlere ait birçok kimlik kartı, ayrıca da Blake'in daha önce hiç görmediği bir doğum ve yasal isim belgesi de bulunmaktadır. Belgelere göre Lori ismini 1988 yılında yani 10 yaşındayken değiştirmiştir. Lori'nin ismi Becky Turner'mış. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda bu kişinin bir çocuk olduğu ve 1971'de 2 yaşındayken bir yangında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştır. Şimdi herkesin aklında bu şaşırtıcı kadının tam olarak kim olduğu ve neden yıllar önce yangında hayatını kaybeden bir çocuğun kimliğini çaldığı sorusu bulunmaktadır. 2013 yılında soy izleme uzmanı olan Colin Fitzpatrick, Lori'nin evliliği ve intiharıyla ilgili garip olayları öğrenmiş ve bu gizemli kadının gerçekte kim olduğunu öğrenmek için araştırmaya başlamıştır. İlk olarak Blake ve Lori'nin kızlarından bir DNA örneği almış ve çıkan sonuçlara göre Pensilvanya'ya gitmiştir. Pensilvanya'da aile tanıdıklarından birisi, onun 17 yaşındayken evden kaçan Kimberly McLean olduğunu söylemiştir. Annesi nefret ettiği bir adamla evlendiği için evden kaçan Kimberly, Lori ismini almış ve hayatına bu şekilde devam etmiştir. Gerçeğin ortaya çıkmasından sonra ise Blake ve kızı zor günler geçirmiştir. Yıllardır aynı evde yaşayan, bir hayatı paylaşan çiftlerden birinin karanlık bir tarafa sahip olması, diğeri için büyük bir hayal kırıklığıdır. Bu videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Karşınızdaki videoya gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya Meraktan kanalımızı takipte kalın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.